Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi böyle parça halinde başladım. Bakın fıstıklı, arada da trabzanları var. Harika ve kolay bir örgü. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Şimdi bugün sizlere bir tane örneğini anlatacağım. Biraz uzun örneğimiz. Arada zaten sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Ben böyle trabzan üzerine başladım. Sizler isterseniz zincir üzerine, isterseniz farklı şekillerde de başlayabilirsiniz. Şimdi bugün zincirle anlatacağım sizlere. Şöyle bakın değerli izleyicilerim. Böyle zincir çekiyorum. Dediğim gibi sevdiğiniz, dilediğiniz alt ucuyla başlayabilirsiniz. Şimdi saymıyorum zinciri. Sizlere örneği başladığımda anlatacağım. Şimdi bakın şöyle. Şimdi bir doladım. 3 dördüncü zincire batıyorum. Şöyle yan yana. 1 2 Bir de zincir çekmiştim. 3 tane oldu. Şimdi 5 tane zincirim var. 2, 3, 4, 5 zincir. Bir doladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum hemen. 5. zincirden bakın şöyle fıstık olan yerini öreceğim. 2, 3, 4, 5. 5 defa fıstığım için dolgu yaptım bakın. Sonra tekrar yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Şimdi yan yana 3 tane trabzan örüyorum. 2 Alt sırası biraz. Şimdi bakın bir tane örneğimi başladım değerli izleyicilerim. İkinci örneğe devam ederken yine 5 tane zincir. 5. buradaki zincire batacaksınız. Fıstık örüp sonra tekrar 5 zincir, 3 trabzan olarak devam edeceksiniz. Ben şimdi hemen ikinci sırasına geçiyorum örneğimin. Şimdi buradaki trabzanlarımı yine bakın örüyorum. 3 tane trabzan olarak örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen şu yanına bakın sık iğneyle tutturdum. Sonrasında tekrar iki fıstığın arasına tutturuyorum ve bir tane daha sık iğne tutturuyorum. Yine 4 tane zincirim var. Buradaki trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzanım. Bundan kendinize şallar, bebek battaniyeleri, yelekler yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü. 3 zincir. Yine dönüyorum bakın. Önce buradaki trabzanlarımı örüyorum. Sonrasında yine aynı şekilde bakın. 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 zincir. Yine şimdi buradaki 3 tane sık iğne yapmıştım ya, hemen onların üzerine yine aynı şekilde 3 tane sık iğne örüyorum bakın. Tekrar 4 zincirim var. Yine 3 trabzan. Sıramı bu şekilde tamamladım. Yine 3 zincirle dönüyorum. Buradaki trabzanlarımı önce ördüm. 3 trabzan. Şimdi bakın yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu birinci sırada olduğu gibi. Şimdi bir ikinci sık iğnenin içine bakın fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5.
İki defa da bitirdim. Yine 5 zincirim var. Ve 3 tane trabzan. Şimdi 3 zincirle dönüyorum. Önce buradaki trabzanlarımı ördüm. Şimdi bu 5 zincirin içine bakın. 1 2 3 tane trabzan örüyorum, bakın. 3 tane trabzan. Sonra fıstığın en tepesine bir tane ördüm. Tekrar diğer zincirin içine yine 3 trabzan. 2 3 3 tane de zaten aradaki trabzanlarım var. Onları da örüyorum. Yine dönüyorum. Son sırasındayım, bakın. İsterseniz arasında bir sıra böyle trabzan yapar. Yani isterseniz yapabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi de iki sıra, bakın. Bunu da şimdi üzerine geçerken siz modelimi yakından izleyin. Ben arada ikişer tane trabzan yaptım şu iki sırasını. Ama dilerseniz bir sırada yapabilirsiniz. Yani tercih sizin. Ben şimdi orada nasıl örmüşsem onu da size anlatıyorum. Şimdi ikinci örneğimin başlangıcını anlatacağım ve videomu tamamlayacağım sizlerin sıkılmamanız adına. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bakın şimdi bir örneğim bitti. Bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Çift taraflı bir örgü. Tabii burada altta trabzan olmadığı için daha böyle değişik görünebilir. Sizler iki sıra trabzan yaparsanız daha da güzel olur. Şimdi ikinci örneğe başlıyorum, bakın. Hemen bitireceğim. Şimdi şöyle aynı birinci sırada başlamış olduğum gibi, bakın. 3 tane zincirden sonra 2 tane trabzan ördüm. Şimdi 5 zincirim var. 2 3 4 5 zincir. Bir doladım. Bakın 1 2 3 4. trabzana batıyorum. Tam şu zaten fıstığın üzerine denk geliyor. Şimdi 5 tane dolgu olarak örüyorum. 5. Yine 5 zincirim var. 3, 4, 5. Yine 3 tane trabzan atlıyorum. 2, 2, 3, 4.ye. Zaten belli. Bakın burada 3 tane trabzanım var. Devam edecekseniz yine aynı şekilde 5 zincir, 3 trabzan. 5 zincir fıstık. Şimdi bitiriyorum, bakın. Burada 4'er zincirim var. 4 zincir. Ne yapıyorduk? Burayı batıyorum, bakın sevgili izleyicilerim. Bir tane de katını aldım burada. Devam ediyorum yine 4 zincirli. İkinci sırasında da aynı. Sonra üçüncü sırasına geldiğinizde yine fıstıklı olan yeri devam edeceksiniz. Burada sık iğnelerin üzerine sonra aynı fıstık iki sırada dolgu yapacaksınız. Modelimizde olduğu gibi. Umarım örneğim anlaşıldı. Çok da güzel ve kibar bir örgü. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.